Eskişehir'deki çocuğun olayını bilgisayar oyunlarını özellikle bağlamaya çalışan bir kesim var. Genellikle baktığımızda da belli bir yaşın üstünde en azından teknolojiden anlamayan veya yeni teknolojileri gördükçe korkan insanlar oluyor bunlar. İnsanların doğası gereği yeni bir şey gördükçe ondan korkmaya meyilli olabiliyorlar. Bugün biz yeniliklere biraz daha açık olabiliriz ama bundan 40-50 yıl sonra yeni teknolojiler gördükçe onlara biz de karşı olacağız. Onları biz de zararlı olarak kodlayabileceğiz. İnsan bir yaştan sonra muhafazakarlaşıyor. Elindekini korumaya çalışıyor. Bu dünya nın her yerinde böyledir. Özellikle bugün 50 ve 60 yaş üzeri insanlar oyun görünce tabii ki bundan korkacak. Çünkü şu an aklı gidiyor. Yeni nesil oyunları bir düşünseniz de gerçekçilik konusunda bayağı çığır açtılar. Benim çocukken oynadığım oyunla şimdi oynadığım oyunlar arasında devasa bir fark var ve bundan 20 yıl sonra daha da artacak bunlar. Artık iyice simülasyon oyunları da türemeye başladı ya oyun sektörü bir noktadan sonra aslında simülasyona kayıyor. Bunları görünce şok geçiriyor bazıları. Yine de oyunlar zararlıdır diyemem. Çocuk hakkında da daha çok bilgi seri oyunlarıyla büyütüldüğü için şiddet temalı oyunlarla büyütüldüğü için böyle böyle oldu diye. Buna da aslında o kadar katıldığım söylenemez. Her şeyin fazlası olduğu gibi oyunların da fazlası zararlıdır. Asla tavsiye etmem. Şu an ben hayatımda anca otobüs yolculuklarında tren yolculuklarında biraz oyun oynuyorum. O da genelde naif oyunlar bu arada. Mesela Stardew Valley e oynuyorum. Gerçi onda bütün şeyleri açtığım için artık tekrar oynamak istemem. Ki bu konuda da tavsiyeleri açayım. Sadece laptoptan mouse'suz oynayabileceğim oyun arıyorum. Eğer bir çocuk çok fazla Stardew gibi oynarsa onda ne belirir? Onda da şiddet çıkar mı acaba veya ne çıkar? Günde 14-15 saat oyun oynarsanız ve bu çok uzun süreye yayılı olursa şiddete meyil olmaz ama başka bir sorununuz çıkabilir. O yüzden asla tavsiye etmem. Ayrıca hayatınızı da sömüren bir şeydir bu. Özellikle 20'li yaşlardan sonra hayat kalitenizi artırmanız için işinize, eğitiminize önem vermeniz gerekiyor. Kendinize bir şeyler katmanız gerekir. Bilgisayar oyunlarının da ana teması insanları bağımlı yapmak olduğu için kariyer gelişiminizde size sağlam bir verebilir. Ama bu tehlikelidir anlamında çıkartmaz. Mesela su çok güzel bir şey ama günde 5 litre içersen yok olursun. Veya 10 litre. Önemli olan bunu biraz dengede tutabilmek. Eğer bu çocuk da önünü 3-4 yaşından beri bilgisayar konulmuşsa ve bu konuda aile tarafından yönlendirme yoksa kafa olarak iyice asosyalleşir. Asosyallikten sonra da ucubeleşme süreci başlıyor. Ucubeleştikten sonra başka ucubeleri buluyorlar. Takıldığı sitelere baktım. Neler yazmış manifestosunu okudum. Kafa gidik zaten çocuğun. Bu kafasının gitmesindeki ana neden asla oynadığı oyunlar olamaz. Çünkü bakıyorum oynadığı oyunlara. Hatta birine öyle bir tweet atmıştım. Emrah Safa Gürkan da oynuyor bunları. Universalis oynuyor mesela. Emrah Hoca'dan böyle bir dengesizlik görebilir misiniz? Hayır. Misal ben de az buz oyun oynamadım. Bizim de çocukluk oyun başlarında geçti. Hatta büyük ihtimal bu çocuktan daha fazla geçti. Bizde de öyle ağır sakatlık olmadı. Belki de bizimkinin avantajı daha sosyal oyunlar olmasıydı. İnternet kafe kültüründe büyüdük. Oynadığımız oyunları bile arkadaşlarla birlikte oynuyorduk. Belki de bunun bir avantajı vardır. Tam bilemem. Benim genel olarak gördüğüm insan kendini asosyalleştirmemeli. Tercihi asosyal olan arkadaşları ayırıyorum bu konuda. Ki bence onlarda bile 5 sene 10 sene sonra bazı şeyler patlak verebilir. Kimisi var insanların iki yüzlülüğünden sıkılıyor. Veya hayatında sağlam bir dost kazığı, eş kazığı yiyor. Anca hayatına bir iki insan alıyor. Ama genel olarak baktığımızda da suç olaylarında veya benzeri sorunlarda çoğu neden asosyalliğin bir sonucu. Günlük hayatta da karşılaşıp muhabbet edebildiğimiz için için aranızda bazılarında iyi bir asosyallik sorunu var. Çoğunuzunki zaten zararlı bir asosyallik değil. Konuşmakta zorluk çekiyorlar. Şeyi hatırlıyorum mesela Sakarya'da gösteri sırasında bir çocuğa beşinciyi adını sorduğumda adını söylemişti. Ve bakıyordu kalıyordu. Konuşamıyordu. Zaten günümüzde anksiyete apayrı bir sorun. Devlet mi dağıtıyor artık bunu bilemiyorum. Belki de bilgisayar çağının bir sonucudur. İnsanlar sosyal konularda baya bir sıkıntı çekebiliyor. Aslında bunun için anksiyetelilerin tam tersi olan biri olduğum için veya asosyallerin tam tersi olan sosyallikte biri olduğum için belki bunun hakkında da ayrı bir podcast yapabilirim. En azından küçük tavsiyeler. Ha yine de benim tavsiyelerim sizi o kadar etki etmeyebilir. Anksiyetesi olup da bunu bir nebze aşabilmiş insanlar üzerinden örnekler vererek anlatırım. Çünkü ben şunu yapın derim de siz zaten temelde onu yapamıyor olursunuz. O ayrı sıkıntı olur. Bizim bir Türkiye geleneği vardır. Her olayın sonunda en alakasız kişiyi suçlamak. Bu olayda da yine oyunlar suçlandı. Bunu ben biraz da şunun gibi düşünebiliyorum. Diğer asıl nedenler kendi üzerine sorumluluk almak istemiyor. Mesela bu çocuğun annesi babası günün tamamında çalışıyor. Niye çalışıyor? Çünkü ekonomi kötü. Çocuğuyla ilgilenemiyorlar ki. Bu çocuk bir okul okudu. O okul sürecinde rehber öğretmenler var. Onların öğrencilerle ilgilenmesi gerekiyor. Bazı sorunlarını aşması gerekiyor. Niye aşmıyorlar? Bunun gibi çocukları kendi cemaatine katan internet şeyhleri var. Ve daha tonla maddede sayabiliriz. Bunları suçlamak yerine en alakasız kişiyi suçluyorsun. Oyunlar. Oyunların suçlandığı ilk veya son olay değil bu iddiası da olacak ve her birinde de durum aslında aynı olacak. Yine asıl sorumlular suçu kendi üzerlerine almak yerine sağı solu suçlayacaklar böyle. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gösterilere beklerim. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.